Sayın Erdoğan'dan mesajımız var. Görevinde başarılar diliyorum diyor bana. Bu bizim Erdoğan'a var. Evet. Selamın var sevgili Erdoğan. Seninle bir sürü sevamız var. Selamların var. Bugün sana selamlar gönderenler var bugün. Bizlerde okuyamadığımız bir sürü isim var bugün. Sevgili Faysal Sadıkoğlu, selamlar ediyorum sana da. Evrim Hınçal Erdoğan'a da selamlarını gönderiyor. Erdoğan Akılınca. Evet, bu da geçecek diyor Nazım Abdullah. Serdar Tirak, abi günaydınlar, Beyarmudun'dan selam aleyküm. Dün bizim köyde biraz action yaşadık. Pileli kardeşlerimiz kuzeye geçmek istedi. İlk olarak haksız buldum onları, fakat sonra düşününce bu vatan onların da vatanı, aileleri var, özlemleri var. Kuzeyde çalışanlar var vesaire vesaire. İnşallah her şey yoluna girer bir an önce dedi. Bence de öyle. Bence de bemece. İnşallah bir an önce girer. Evet. Reklam ettiklerini gelince alacağım, Eylül, Ekim geçerse diyor Kamil Özalay. Abi gel bundan al götür Almanya'ya. Kantara harup pekmezi. Bundan da al götür Ekolivin zeytinyağı. Bu iki şişeyi götür Almanlara. Alman nüfusuna katkı koymazsan, dağıt arkadaşlara, doktor arkadaşlara, Alman nüfusu artacak. Ciddiyim. Çok ciddiyim. Yani tıbbi olarak açıklayamam durumu, sizin gibi doktor değilim. Ama doktor, inanamam doktor. Ya maşallah, Allah için. Bir kaşık be doktor, 400 ihtimali var diye düşünenler var tabii ki. Evet, Soner kardeşim eski garada. Bugün lefke çok sıcak, bütün ülke çok sıcak bugün. Bugün, yarın Bakanlar Kurulu'nun sevgili başbakanlık personeli, Bakanlar Kurulu, ha hellim Arden, aman Arden, aman doktorum, o eski tip Arden, köy usulü var, ondan al. Mangalago Almanlar bunalıma girer. Üçüncü Dünya Savaşı'nı başladılar. Heyecandan. Bir action isterler yani o saat. Şimdi Bakanlar Kurulu, Başbakanlık'taki personele sesleniyorum bugün. Bakanlar nasıl olsa bizi dinlemez şu anda. Aşmayın gene air condition bugün toplantı sırasında. Hissetsinler sıcağı biraz. Ona göre karar alsınlar. Plajlar 1 Ekim'e kadar beklemez. 14'üdür bugün. Eczacılık bayramı. Eczacıları bir kez daha kutladık. Evet. Gelir kaybı büyük diyor diyalog. Yıl sonuna kadar maliyenin 3 milyar liraya ihtiyaç duyduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, telefonumuz var. Hemen alalım. Alo, günaydınlar. Alo. Günaydın sevgili Serhat. Ulus İrkat hocam. Tüp Kıbrıs'a günaydınlar diyorum. Buyur hocam. Tabii dün yine konuya değinmiştim ama zamanımız kısıtlıydı. Sevgili Serhat, hukukta hukuk öğrencilerine öğretilen bir söz var. Deniyor ki, yürütmenin, yasanın ve yargının tek bir insan üzerine toplandığı bir yerde halkın gücü kalmaz. Bunun da çaresi çoğulcu demokrasidir. Çoğulcu demokrasiyle... Hocam, bir ricam var evet. Senden. Bir ricam var, çok büyük bir ricam tamam, var tamam. Senden. Başkanlık sistemini tartışmaya başlamadık. Başlamadık bunu. Türkiye'deki sistemi yok, de... Yok hocam, kurum olarak... biz istemiyoruz girelim bu gibi tartışmaların içerisine. Eminim bize hak vereceksiniz. Tabii ki biliyorum. Eminim bize hak vereceksiniz. Ya ben özellikle sabah programında bu meseleyi böyle fazla... Biz pekmezimize bakalım hocam şimdi. Pekmezimize yani pekmez derken... Kendi işimize bakalım. Buyur hocam, buyur. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki
zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde de bilindiği gibi sorunlar baş göstermişti. Trump'la bu halk inisiyatifleri arasında ve Demokrat Parti ile de bayağı görüldüğü gibi büyük büyük sorunlar baş gösteriyor. Çünkü Trump'ın maalesef duygusal ve kişisel birçok şeyleri de oldu, yanlışları da oldu. Hala daha oluyor. Geçen gün bir Çinli, Çin asıllı daha doğrusu, Amerikalı bir gazeteciyle tartışması bile CNN'de uzun uzun yorumlara neden oldu. Şimdi Brezilya'da maalesef bir despotizm mevcudayız. Başkanlık değil o. Dediğim gibi en demokratik olan şey başkanlık sistemi Cumhurbaşkanlığı olarak şeyde Amerika Birleşik Devletleri. Uzağa gitmeye gerek yok hocam. Yani Güney Kıbrıs'taki başkanlık sisteminin de antidemokratik olduğunu söylemeyin. Küçük toplumlar için uygundur bu sistem diye. Biliyoruz ki Mali'deki olaydan sonra Sayın Distopyas'ın, bu tek defa Distopyas'ın başına neler geldiğini de biliyoruz. Ölümüne kadar sebep olmuş bir dağ vardı. Hala daha bu dağa devam ediyor. Biliyoruz bunu. Ha demek ki benzerlerinin Amerika'nın dışında bir sistem de var. Kaldı ki yine son bankacılık sisteminde bilhassa bankaların iflasından sonra birkaç sene önce biliyoruz ki orada da başkanlık sistemi operasyona yatırıldı ve eleştirilmektedir. Yani bunu da görmemiz lazım. Dolayısıyla şunu söyleyelim, en doğru sistem, demokrasi dediğimiz sistem, çoğulcu olarak bütün katmanların barajsız bir şekilde, limitsiz bir şekilde, feministlerinden tutun, gaylerine, efendime söyleyeyim, LGBTİ temsilcilerine, çevrecilere, sosyalistlere, en sola kadar, sağdan, merkezi sağ, orta sağdan, sosyal demokratlara kadar en doğru sistem ve tek bir kişinin karar vereceği vermesi yerine tüm toplumun bir meclis içinde temsil ederek değişimi o şekilde sağlanmasıdır. Dolayısıyla tek bir kişinin savaş planı, tek bir kişinin duygularına yaslanarak, o duygularıyla devlete sahip çıkarak yargıyı yürütmeyi ve yasamayı kale almadan karar vermesi iyi bir demokratik sistem değildir. Bunun benzeri dünyada vardır. Ben yakından konuşmuyorum, genel konuşuyorum. Dolayısıyla çoğulcu sistem insan haklarının, adaletin, sosyal refahın, sosyal devlet devletlerinin olacağı çoğulcu bir demokratik sistem diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler hocam, sağ olun. İyi günler. Evet, Salih Yusuf, bu ülkede zanlıdan daha çok avukat var. O ülke bu nedenle kanunları değişmez, izin vermezler. Ülke batar, turizm batar ama yasa çıkmaz. Bir ayanapa 20 KKTC eder. Baf aile turizmi. Sistem var güneyde. O yanı yerleşmek istiyorum. Bu dünyaya bir defa gelin. Herkesin yaşam tarzına saygı var güneyde. Salih Yusuf Kılınç güzel söyledi gerçekten. Ama o tarafa yerleşme konusu, keşke hepimiz bir büyük devletin içerisinde yaşasak desem en güzeli o olur. Anlaşsak keşke. Keşke. Ah keşkem, ah keşkem, ah keşkem, keşkem, keşkem. Yani o şarkıda keşküle döndü ama bir şey değil. Sonunda başardık mahkemeler konusunu. Sesimiz olduğunuz için teşekkür ederiz Yasemin Beki Tener. Ne demek, sizin sesiniz olmak bizim için çok önemli. Görevimiz bu, halkın, izleyenlerin, kardeşlerimizin sesi olmak. Ama insani açıdan beni gerçekten çok fazla duygulandıran ve çok fazla bu iki aylık dönemde hırpalayan bir olaydı. Hapishane konusu hepimizin, biz Kıbrıslılar çünkü öyleyiz. Bize dokunmadığı sürece yılancık tamamdır derik. Yılan, beni sokmayan yılan bin yaşasın. Bir çeşit yılan var burada. Onu da incidirseniz sokar. Kıbrıs yılanı en gereği hikayesi. Güneyde geçen gün 2 metrelik bir tane öldürdüler. Yılan, bu da çok büyük bir tartışma konusu. Ben köşe yazısı yazmak istiyorum yılanla ilgili ama o ayrı bir mesele. Hazır yani her şey hazır. Kitap bile yazarım ama olsun. Okudum çünkü bir kitabını o konuda, çok güzel. Bir İngiliz araştırmacı Güney Kıbrıs'ta
uzun süre yaşadı. Bütün yılanları araştırdı. Kimi sokar, kim sokmaz, nasıl sokar, nasıl sokmaz. Bir çeşit zehiri olan yılanımız var, bizim öldürücü zehiri falan filan. Girmeyelim o meselelere, biyologlara şimdi birbirimize girelim. Ayrı bir mesele ama. Şimdi söylemek istediğim şu, bizim Kıbrıs'ta bu beni sokmayan yılan bin yaşasıncı çok fazla var. Yani çok 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 fazla var. Mesela yıllardır gazetecilik adına herkesi vatan haini ilan eden, her gün herkesi ön sayfasından garalayan, istediğini yazan gazetelerimiz var. Hiç sesini çıkarmıyorlar. Ama bir iki gazeteci birine bir şey yazdı mı insan haklarına dokunuyor falan filan hikayesine giriyoruz. Sonra geliyor bazı gazeteler kapatılıyor, bazı televizyon kanallarımız bile kapatılıyor. Allah kimseye göstermesin ve vermesin. Ama biz toplum olarak yeni dönemimizde, yeni düzenimizde en güzel neyi yapalım bilir misiniz? Bu konuda yiğidi istediğiniz açıdan vurup öldürebilirsiniz. İstediğiniz açıdan da yiğide sıkabilirsiniz ama örnek bir başbakanımız var. Ersin Tatar. Dünkü Semih Çavuşoğlu olayı ve ben eminim ki Ahmet Ersöz kardeşimi de bu konuyla oturup konuşacaklar. O mesele kapanacak, çözülecek ama bundan sonra kimse bu hoşgörüyle, kimse bu hoşgörüyle istismar oyununu oynamayacak. O da ayrı. Bu yasamızı da çıkaralım. Şeyle ilgili, sanal ortamla ilgili, iletişimle ilgili yasamızı da isteyen istediğini ana avrat sövemesin, küfredemesin. Ama aynı şekilde arkasına bazı kurumları veya bazı karanlık organları alarak herkesi de herkes dilediği gibi vatan haini şu bu ilan etmesin. Bu ülkede vatan haini yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kıbrıslı Türk toplumu içerisinde 1957'de başlayan toplumlar arası mücadelede vatan haini diye bir şey olmadı. Bunlar sadece uyduruldu, ilan edildi. Kimse, bakın çok iyi araştırdığım konusunda megalomanım. Megaloman bu konuda. İnanılmaz araştırdım bu konuyu. Yoktur gidip de Kıbrıslı Rumlara, vay baba bu Kıbrıslı Türkler, bunlar Iskarta'nın tekidir. Kesin be hepsini, sat, burada bu silahları var, burada bu su var. Yok, olmadı böyle bir şey. Olmadı. Sadece bazılarının bazen canı sıkıldı, beğenmediler. Bakın size söylüyorum, bir kez daha iddialıyım. Bu ülkeyi en çok seven insanlar, siyasi görüşleri farklıydı. Kıbrıs sorununun çözüm şeklini farklı düşünüyorlardı. Bugün bir Doktor İhsan Ali asla vatan haini, asla bu vatana ihanet etmedi. Asla Kıbrıs Türk toplumuna ihanet etmedi. Biz onun ihanet ettiğini söyledik. Çünkü işimize öyle geliyordu. Neden? Çünkü Doktor İhsan Ali Kıbrıs Türk toplumunun ve Kıbrıslı Rum toplumunun birlikte yaşamasını savunuyordu. Bugün de aynı şeyler geçerlidir. Ahmet Sadi Erkurt bu topluma asla ihanet etmedi. Asla. Ahmet Sadi amcayı vurduk. Yaraladık, kaçırttık. İngiltere'de öldürdük. Yani kendi öldü. Allah rahmet eylesin. Geçtiğimiz hafta koronadan kaybettik Kamil Ahmet ustamızı, Hulusi amcamızı yine geçenlerde kaybettik. Allah rahmet eylesin. Kunduracı Kamil amcamız trafik kazasında öldü. Bunlar. Derviş Ali Kavazoğlu bu vatana ihanet ettiği için vurulmadı. Bu topraklara ihanet ettiği için vurulmadı. Bu topluma da ihanet etmedi. Ama işçi sınıfı birbirini öldüremez dedi. Birbirini öldürmesin dedi. Bu toplumlar birbirine düşürülmesin dedi. Milliyetçiliğin oyununa gelmeyelim dediği için ihanet ettikleri söyledi. Şu anda da durum aynıdır. Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar kardeşçe, koronasız, kavgasız, savaşsız. Neden yani? İşimize gelmiyor mu bu? Ha? İşimize gelmiyor mu? Onun için mi herkesi hainiden ediyoruz? Ama bazı siyasilerimiz
bütün bu hain ilan edenlerin arkasında duruyorlar. Hiç seslerini çıkarmıyorlar. Sonra kendilerine en ufak bir şey yazıldığı zaman harhar ediyorlar. Bence bu konuyu bundan sonra çok iyi analiz edelim. Kimse yasalar ve mahkeme tarafından suçlu bulunmadığı sürece kimse tarafından bu şekilde suçlanmasın, karalanmasın, çamur atılmasın. Gelin ben varım, siz de varsanız buyurun. Şimdi ben de yazı yazıyorum, benim de Facebook'um, Twitter'ım var. İstersem 8 tane daha da açarım ve istediğime de çamuru yapıştırırım. Çamur yapıştırmama da gerek yok. Toplumun ahlaki değerleri dışında, evet, sevgili Mehmet Ali abim var telefonda. Selamcığım. Günaydınlar Mehmet Ali abi, canlı yayındasın. Mehmet Ali Salih buyurun. Evet, Serhat'cığım, bu zaman birlik, ben çok az söyleyeceğim, ulus gibi böyle uzun uzun uzatmayacağım. Baflıdır, baflıdır da ondandır. Bilirim, sınıf arkadaşımdır, beraber gördük ilkokuldan beri. Buyur Mehmet Ali abi. Ha bak, bu zamanlar kardeşim, birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Bugünler de geçecek, hep beraber geçirecek. Neler gördük biz? Birbirimizi çekiştirmeyelim. Mutlu sen olursun, söylediklerini de olur. Evet. Birlik, birlik, beraberlik ve dayanışma zamanıdır. Evet. Benim söyleyeceğim hepsi budur. Çok az veriyoruz. Çok teşekkürler. Sağ ol sevgili Mehmet Ali Salih, Mehmet Ali abimiz. Evet, Mehmet Ali Salih çok uzun yıllar İngiltere'de yaşayan bir ağabeyimiz. Muhafazakar Parti Türk Dostları grubunun, Türk grubunun, Türk Derneği'nin başkanlığını yaptı. Baflı, lakabı da Baflı zaten. Uzun yıllar burada Türk futbolda oynadı. Hem Bafülkü Ordu'nda hem Mausa Türk Gücü'nde. Şimdi tekrar ülkesine geldi ama bir ayağı İngiltere'deydi tabii ki. Ancak şimdi koronadan dolayı iki ayak da burada kaldı. Evet, gelir kaybı büyük. Biz devam edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Yıl sonuna kadar maliyenin 3 milyar liraya ihtiyaç duyduğunu belirten Bakan Amcaoğlu, bir bankaya geçmişten kalan 4 milyarlık borç bulunduğunu söyledi. Gelir kaybı büyük. Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye ile hem Covid-19 sürecinin yarattığı ekonomik sıkıntıları hem yeni protokolü görüştüklerini belirterek yıl sonuna kadar 3 milyar liraya ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Amcaoğlu, Türkiye'nin desteği olmadan bu süreci atlatmanın mümkün olmadığını söyledi. Evet. Diyaloğa konuşan Amcaoğlu, iç borçlanmanın da ele alındığını belirtirken, Kooperatif Merkez Bankası'na geçmişten kaynaklanan 4 milyarlık borç bulunduğuna dikkat çekti. Amcaoğlu, devletin gelirlerinde önemli azalmaların da olduğunu kaydetti. Evet, koronavirüs salgını nedeniyle kuzeye geçemeyen Pile sakinleri isyan bayrağını çekti. Pile'de Kıbrıslı Türk'ün işlettiği fırına bombalı saldırı düzenlendi. Mülk sahibi Rum ve kuzeye 246 gram uyuşturucu geçiren Andoni Mavromihailidis adlı Yunanlı 3 yıl hapis yatacak. Dikkatinizi çekiyorum. Kararcıklar koronavirüs sonrası birazcık yüksek. Güzel, güzel, güzel. Sıkıntı yok bu konuda. Suçluysa ve insana karşı işlenmişse bu suç, ki uyuşturucu insana karşı işlenmiş bir suçtur, bu miktarda, bu miktarda. Kendi çektiyse 1-2 gram, bak gene gitsin çeksin ama satan ayrı bir durum. Diye düşünenler olabilir yani. Benim fikrim satanı alın, içeni uyarın. Veya İngiltere'deki gibi 264 isterlin ceza kes yolla. Zor kullanarak eski arkadaş kız arkadaşının evine giren ve darp ettikten sonra 3 kez ırzına geçen Yunus Timur'a 13 yıl hapislik verildi. Bu cezada güzel. Evet, Kazım Özalp abim, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın, teşekkürler. Avrupa Birliği Merkel'e mesaj yollayalım, size daha fazla para yollasın, gizli gizli götürüyor. Kamil Özalay, sağ olasın. Gülsen Hakkı, günaydın. Salih Yusuf, Allah beni yaksın diyor sandım. Evet, haftaya misafir almaya başlayacak Doktor Kamil Özalay'a söyleyelim. Tekin Toluk, hayırlı yayınlar. Salih Yusuf, evet.
Bir DJ ekipmanı parçası alacağım. O bile yok bu KKTC'de. Beklerim kapılar açılsın. Böyle hayat diyor, zorlandık. Enver abim günaydınlar. Yaşa kardeş, ağzına sağlık. İki toplumun %5'lik kısmı bu ülkeyi mahvetti. Statüko kurdular, status quo. Ve maalesef hala onlar devam ettiriyorlar. Aynen öyle. Hiç gerek yok buna. Necati Ahmet Özkan. Necati Özkan adını biliyorsunuz değil mi? Geç öne. Yol göster. Necati. Bağrımız yanıktır. Su ver Necati. Necati Bey'in torunudur bize yazan adam. Ahmet Necati Özkan. Sevgili Ahmet ağabeyimizin. Allah rahmet eylesin. Hem Necati Özkan hem Ahmet Necati Özkan'ı. Oğluna, torunlarına, işte eşine de sağlık versin tabii ki. Serdar Tirak. Herhangi bir suç işlediği de birisi adamına göre açık isim, soy isim, adamına göre ismin, baş ve soy isminin baş harfleri. Hayır abi. Burada ben okumuyorum zanlının ve sanığın ismini. Ama suç işleyenin okuyorum. Mahkemenin kesin kararı varsa okuyorum. Anladın Serdar Tirak, tamamdır. Benimle alakalı değil yani. Üstel öngörümüz eğer iyileşme olursa 15 Haziran'da turizmi açmak diyor. İnşallah Sayın Bakan. Cemal Özyiğit Hocam diyor ki Pile halkı ile güneyde çalışan işçilerin mağduriyetini gidermek hükümetin görevidir. Biraz da güneyde çalışan işçiler konusunu ve öğrenciler konusunu bence Cumhurbaşkanı'nın da sürekli müzakere ediyor olması lazım. Korona eylemleri dün oldu. Çakıcı, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, alınan kararlar eksik ve yetersizdir diyor. Elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybettiler. Çok geç genç isimler buna. Anakin isimli yük gemisinde Mısırlı Ahmet Muhammed Hasan Yusuf ve Suriyeli Hüseyin Alotman. Biri 23, biri 26 yaşında. Allah rahmet eylesin. Azimle çalışacak ve başaracağız diyor. Sayın Başbakan Ersin Tatar DAEÜ'yü ziyaret etti. DAEÜ'nün hazırladığı ekonomik rapor Başbakan'a sunuldu. Güneş Gazetesi tabii ki bir siyasi parti yayın organıdır. Güneş Gazetesi ama başlık çok resmi, azimle çalışacak ve başaracağız. Şimdi ben kendim gazete çıkarmış olsam, param olsa şey diyecektim buna. Azimle işeyen duvarı deler. Ve bunu seni heda çizdireceksin. Yani seni Çavuşoğlu kardeşim çizecek. Duvar yıkılır. Neyle? İtirarla. Tabii göstermeden şeyi. Yani mekanizma görünmeyecek, sadece şey, çıkış istikametini göreceksin. Çünkü olmaz yani. Ama güzel haber. Azimle çalışacak ve başaracağız. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti Sayın Başbakan. Vatan Gazetesi paket servis esnafın yüzünü güldürmedi. Doğrudur. Güneyde bir ölüm var. Ve Sağlık Bakanı Pilli KKTC'nin Covid-19'la başarısını anlattı. Biz de buradayız dedi. Barikata isyan. Barikatların kalktığı bir yurt diliyoruz diyor Yeni Düzen. Katılıyorum. CTP'li gençler Pili halkı yalnız değildir dedi. 18 cenaze Londra'da bekliyor. Güneyde 2 yeni vaka ve 85 yaşında bir ölüm, kuzeyde vaka yok. Kıbrıs gazetesi elektrik akımı iki can aldı haberini manşete koydu. Biri 23, diğeri 26 yaşında, arkadaşları perişan oldu diyor gemideki insanların. Ve hasret ve isyan, Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türkler koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçişlerin durdurulmasını protesto etmek amacıyla Beyarmudu giriş kapısında eylem yaptı. İskelede tabanca ateş aldı, sol el ve ayağından yaralandı. Yani bu şekil kendi kendini şey yaptı, ilginç. Ve 41 yıl sonra ülkeye koyun ırkı getirildi. Neler söylenir bunun üstüne neler, maydanozlu köfteler. Küçükbaş hayvancılığı geliştirme maksadıyla 1979'dan sonra ilk kez KKTC'ye damızlık hayvan getirildi. İspanya'dan ithal edilen 763 Asaf ırkı koyun dün Gazimaosa Limanı'na ulaştı. Tarım Bakanı Oğuz, koyunların damızlık üretim çiftliğinde yetiştirileceğini, çoğaltıldıktan sonra üreticilere dağıtımların yapılacağını kaydetti. Bunların koçları da var, 40 tane ya da 50 tane galiba. Çok dikkat etmek lazım o koçlara. Çünkü belli olmaz, İspanya'dan geldiler. Bunlar vurucu şey olabilir koç, boğa gör. Şey olabilir, dikkat etmek lazım, bilemem. Evet,
Kesintiyle bu iş yürümez. Hürriş Genel Sekreteri Ali Yeltekin ekonomik yönden Egemen'in karaya vurduğunu fakat gitmesi için de ortada bir deniz olmadığını belirterek zenginleri vergilendirmezlerse, gelir ve vergi almazlarsa bu devlet parayı nereden bulacak? Memurdan, işçiden, emekliden keserek para bulmaya çalışıyorlar dedi ve ekledi. Evet, bu kesintiyle bu iş yürümez. Sol el ve ayağından yaralandı. Uyuşturucu satan kardeşim 3 yıl yedi, tecavüz eden kardeşim 13 yıl yedi, Timur'a ağır ceza tokadı demiş bugün. Ve Serhat İncirli'nin yazısını, günlük yazısını okuyacağız bugün. Haberci gazetesinde, Haberci gazetesinde bugün neler yazmışız? Tezel Çemender kardeşim günaydınlar, günaydınlar. Boru hattındaki patlak Ağustos'a kadar tamir edilecek. Evet. Özersay Pile'deki vatandaşlara müjde verdi. Bu da bizim için çok önemli. Ve Serhat İncirli yazıyor. Londra'daki ölümler. Londra'daki ölümler. Facebook'tan paylaştık bu yazımızı. Aynı zamanda tweet olarak da attık. Gün içinde de Gündem Kıbrıs'tan yayınlanacak yazımız inşallah. Kendi dertlerimize, evet, Haberci gazetesinin internet sitesindeyiz. Londra'daki ölümler. Yazımız bu. Kendi dertlerimize, kendi korkularımıza, 2 ay eve kapanmaya, işsiz kalışımıza, kendi kendimizi doğru dürüst bir şekilde yönetemiyor oluşumuza, parasızlığımıza, para geldiydi, gelmediydimize, Türkiyeciliğimize, Türkiye karşıtlığımıza, Cumhurbaşkanlığı yarışı saçmalığımıza, televizyon kanalı kapatışlarımıza, UBP'de bitmek bilmeyen genel başkanlık hayalleri zırvalığına, 21 gazetemizin 12'sinin kapanmasına, ben de seni çok seviyorum Tezel abi, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Evet, 21 gazetemizin 12'sinin kapanmasına, yayınlarını internet üzerinden sürdürmeye başlamasına, güneyde çalışamayan işçilerimize, Pile'den KKTC'ye geçemeyen 500 vatandaşımızın derdine, ilaçlarımızın tükendiğine, restoranlarımızın ne zaman açılacağına, berberlerimizin ve makyajcılarımızın çoktan evlerde çalışmaya başlayıp başlamadığına, derken hastalığa, şimdilik yendik dediğimiz koronaya öyle bir odaklandık ki, Londra'da çok sayıda kardeşimizin resmen katledildiği meselesini yazamadık bile. Londra'da 310 civarında Kıbrıslı yaşamını yitirdi. Bunların 100'ü Kıbrıslı Türk, 2'si Maronit, geriye kalanlar Kıbrıslı Rum. Birçok kaynaktan derlediğimiz bilgilere göre Londra'da yaşam süren genel nüfusun 100 kişiden 2 tanesi Kıbrıslı. Ama aynı bilgilere göre aynı büyük kentte ölen her 100 kişinin 5'i Kıbrıslı. Kısacası nüfusa göre ölü sayısı yüksek. Birçok kişi bunun sebeplerini araştırıyor, tartışıyor. Kimisi Kıbrıslı nüfus çok yaşlandı diyor, kimisi yaşam standartlarına bağlıyor, kimisi alışkanlıklarımıza getiriyor konuyu. Ama birçok kişinin en çok odaklandığı sebeplerden biri, birçok neslin bir arada yaşıyor olması. Multi-generation diyorlar. Türkçe'ye çevirecek olursak, çok jenerasyonlu yaşam şekli diyebiliriz. Bizdeki gibi aslında. Nene, dede, anne, baba, hatta çocukların da çocukları. Çoğu zaman 3 jenerasyon ama bazen 4 jenerasyon bir arada yaşam. Çok sıklıkla aynı evde. Genellikle aynı evde değilse bile sık görüşmeli bir şekilde yakın mekanlarda sürdürülen bir yaşam tarzı. Her hafta sonu mutlaka mangal, mutlaka kebap. Salgın sırasında kültürel davranış biçimlerimiz, özellikle yaşlıların ölümüne sebep oldu diye düşünenlerin
veya bu şekilde yorum yapanların sayısı bir hayli fazla. Gideyim bakayım bir nenem iyi mi diye torunun hiç bilmeden, hiç istemeden o neneye virüsü taşıdığından şüpheleniliyor. Ki Türkiye'de 65 yaş altı üstüyle 20 yaş altını durdurmalarının sebebi bu. Gençler yaşlılara bulaştırmasın. Ve gerçekten çok ciddi dramlar yaşandı. Kıbrıs'tan bir adam Londra'ya iki erkek kardeşini görmeye gitti. Üçü de Covid-19 hastası oldu. Kıbrıs'tan giden iyileşti. Hala orada, geri gelemedi ama kurtuldu. Londra'daki iki kardeş öldü. Baba oğul ölümler var. 25 yaşında bir Kıbrıslı Türk genç kadın yaşamını yitirdi. 49 yaşında bir ölü var. İki Rum kardeş inşaat ustası da birlikte yaşamlarını yitirdi. Birlikte çalışıyorlardı. İkisi de 50'li yaşlarındaydı. Ama hepsinden önemlisi İngiliz Ulusal Sağlık Hizmetleri NHS, KKTC Sağlık Bakanlığı gibi etkili çalışamadı. Nasıl mı? İngiltere'de ilk başlarda herkes bulaşsın bir kez atlatsın, hayata devam edenler etsin dendi. Sürüler halinde insanlar bulaşınca hastaneler çaresiz kaldı. Ambulans yetişmedi. Yataklar doldu. Halka ateşiniz yüksekse, öksürüyorsanız evden çıkmayın çağrısı yapıldı sadece. Oysa KKTC'de örneğin Karpaz'da bir otobüs şoförü Alman turistlerden dolayı pozitif çıktı. 7 sülalesi, ailesi, akrabası, hısımı, köylüsü karantinaya alındı. Başka bir kişi pozitif oldu. Onlarla temas eden kim varsa herkesi otellere topladılar. 14 gün birer hafta kontrol altında tuttular. Kısacası son 2 ayda KKTC'de ön saflarda mücadele eden en başta Sağlık Bakanı ve Müsteşarı olmak üzere özellikle 10-12 doktor ve cephenin en ateşli noktasındaki hemşireler alkışın en büyüğünü hak ediyor. Bu aşamada toplumumuz içerisinde ciddi anlamda faşist ruhlu tipler de yok değildi. Covid-19 hastası insanlara öldürülmesi gereken hastalıklı ve zararlı zombiler gibi davrandılar. Ki genelde bu Kıbrıslı karakterimizin dedikoducu ve olumsuz eleştiri yapmaktan hoşlanan tavrının dışa vurumuydu. Geçti. Şimdi hafiften Londra'ya dönmek lazım. Neler oluyor? Bu gidişat devam mı edecek? Ederse, yavaşlamazsa, durmazsa, bitmezse daha kaç kişi yaşamını yitirecek? En iyi tahminlere göre İngiltere genelinde 30 bini aşmış olan ölü sayısının 50 bini bulması, hatta aşması bekleniyor. Malını mülkünü satıp İngiltere'den ayrılmak isteyenler var. Emekliler kaçıp KKTC'ye gelir mi? Bu konuları tartışmak lazım. Ve bir şeyler yapmak lazım. Bu arada dikkatinizi çekmek isterim. İngiltere'den emekli olup KKTC'de yaşamayı tercih eden İngilizler, aynı şekilde orada emekli olup KKTC'ye dönüş yapmış Kıbrıslı Türklerden kat kat fazladır. Neden? Biraz önce bahsettiğim ölümlerin en büyük sebebi olan çok jenerasyonlu yaşam alışkanlığımızdan ve Angonileri yani torunları bırakamam ay oğlum diyen Londralı büyüklerimizden. Gelir, KKTC'de 3-5 ay geçirir, sonra geri gider. Böyleleri çoktur. Ama sürekli KKTC'de yaşamı düşünenler azdır. Ne ilginçtir, bunu yapmamalarının en birincil sebebi, sağlık sistemimizin çökmüş, İngiltere'deki sağlık sisteminin ise mükemmel kabul edilmesidir. Ki o çökmüş sistem buralarda şimdilik koronavirüsü yendi, mükemmel kabul edilen sistem ise koronavirüse teslim olmak üzeredir.
İngiltere'de yaşam süren çok sayıda Kıbrıslı Türk emekli, evlatlarından, torunlarından uzak yaşamamak, ama ondan önce de KKTC'deki sağlık sistemine güvenmemekten dolayı geri dönmeyi düşünmüyordu. Birçoğu Kıbrıs'ta hospital rubbish ay oğlum diyordu. O rubbish hastaneler bence koronavirüs konusunda büyük konuşmamak da lazım ama destan yazmıştır. Sorry ama gideyim bir bakınayım onda bizim mahalle doktoruna. Yollasın beni bir de hospitala. Check-up'ımı da edeyim. Gene geleceğim. Okey diyenler arasında o bahsettiği hospitale gidemediği için evindeki yatağında koronavirüsten dolayı ölenler çoktur. Allah hepsini rahmet eylesin tabii ki. Ama bu konuya bakmamız lazım. Bu konuyla ilgilenmemiz lazım. Evet. Kamil Özalay çok çok evet. Selamlar ediyoruz. Serdar Tirak kardeşim, saygılarımla sana da okudum ben. Çok çok teşekkür ederim. Evet. Koronayı Eylül-Ekim'de bekle de göreceksin. Guten Tag diyor. Para yoldadır. Kamil Özalay. Eylül ve Ekim'de korona yükselecek diyor. Çok dikkatli olmamız lazım. Güney çalışanı emekçiler yarın sabah Metehan'da araçlarla buluşup sesimizi duymayanlara duyuracağız diyor Kamil Özalmış. Yarın sabah Metehan'da Güney çalışanı işçiler toplantı yapacak. Biz şimdi Hasan Mustafa'ya selamlar ediyoruz tekrardan. Evet Levent Altınay hocam sizi çok seviyoruz, saygılar sunuyoruz, sağ olun, var olun. Başka bir konuyla ilgili Levent Altınay hocamızla da konuştuk. Evet Ömer Karavizirler, Beyit Tabur, Cengiz Gusella Güzelay sağ olasınız, var olasınız. Nalan Sınay hocam çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar. Çok tabii ki üzücü de bir haberimiz var Gaziveren'de. Hasan Olcay ağabeyimiz yaşamını yitirdi. Allah rahmet eylesin. Abilerimizden biriydi. Ona da ailesine de başsağlığı dileklerimizi, ona Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Reklamlarımız var. Reklamdan sonra geri geleceğiz. Ve geri geleceğiz ve ne yapacağız? İngiliz gazetelerine bakacağız.